Herkese selam arkadaşlar. Sonunda size bu videoyu çekebildim. Bunun haklı gururunu yaşıyorum. Öncelikle beni bir alkışlayın. Şimdi size öncelikle bu İngiltere vizesini alırken karşıma çıkanları, nasıl yaptım, nasıl oldu, tüm süreci, tüm süreçten kastım ben bir yıldır uğraşıyorum arkadaşlar. İki kez ret yedim, üçüncüsünü de aldım. 2021'de başladım, 2023'te gidiyorum arkadaşlar. Yani bunun bana getirdiği bu süreçte nelerle karşılaştığım, neleri atlattığım, bunlara değineceğim. O zaman hazırsanız başlayalım videoya. Evet, öncelikle ben ilk vize başvurumu 2021'in Kasım aylarında olması lazım bir başvuruda bulundum. Benim lisans eğitimim devam ediyordu ancak bir tane dersim vardı mezuniyetimin önünde. O da ikinci dönem olduğu için hani ben ilk dönemden gideyim diye düşünüyordum aslında. Eylül-Ekim gibiydi sanırsam. Başvurumu yaptım ama aynı zamanda ben tek dersim olduğu için harç yatırmak istememiştim. Okulum uzamıştı yani bir ders yüzünden. Ben de hani gitmeyeceğim için harcımı yatırmamıştım. Pasif öğrenci konumuna düşmüşüm. Danışmanım da bu arada hani bunun sıkıntı olacağını söylemişti ve bu da aslında ilk reddimin sebeplerinden birisiydi. Ondan sonra bir karar almam gerekiyordu. Yani sonuçta gidince dönüp tekrar o dersi vermek, mezuniyet, sonuçta inşaat mühendisi okuyordum ve hani çok zor bir şekilde geldim zaten. Hani mezuniyet aşamasına zor bir şekilde geldim derslerden kaynaklı. Neticesinde bir karar aldım ve ben bu dersi vereceğim. Ondan sonra 6 aydı bu süreç. Ben bir yerde işe gireceğim. Yani bir yerden kastım bir proje ofisinde işe girdim. Aynı zamanda işimi yaptım. Ve İngilizce kursuna yazıldım. Bu süreçte İngilizce kursuna yazıldım. İngilizcemi belli bir seviyeye getirdim. Ondan sonra dersimi verdim. İnşaat mühendisliğinden mezun oldum. İş deneyimi kazandım. Ondan sonra her şey çok güzel giderken bir kez daha başvuruda bulundum. Ve yine ret yedim. Ondan sonra açıkçası ben bir umutsuzluğa düştüm. Çünkü hem çevrenin getirdiği işte sorular, sorunlar, aile içinde gelen şeyler filan. Yani yaşanılan tabii şeyler de var. Bu süreçte sonuçta her bir vize başvurusu önce bir randevu alıyorsunuz, evrakları topluyorsunuz, ondan sonra gidiyorsunuz. 2 ay size cevap vermiyorlar falan filan neyse. Yani bu süreç aşırı yordu bir kere beni. Çok şeydim açıkçası yani umutsuzdum. Ama ondan sonra danışmanım dedi ki sakin ol dedi, halledeceğiz dedi ve 3. şeyde başvurumda vizemi aldım. Evet, şimdi dilerseniz size başvuru öncesinde ve başvuru sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeyim. Şimdi öncelikle ben 3 kere başvuru yaptım. İkisini İzmir'de yaptım. Son kabul olan başvurumu İstanbul'da yaptım. Aralarında fark var mıydı derseniz bence İstanbul profesyonellik açısından yani daha böyle güven veriyordu açıkçası bana. Ve İstanbul'u aslında seçmenizi ben şahsen öneririm. Bu konu hakkında diyeceklerim bu kadar yani. Ondan sonra bir de en önemli kısımlar aslında zaten hani sizin paranıza bakıyorlar. Ve banka hesabınızda bir döviz hesabı olması lazım. Ama bu döviz hesabına böyle bir anda yüklü bir miktar yatırmamak lazım. Parça parça yatırmak lazım. Ve kendi şahsi hesabınızda TL hesabınız olabilir, başka bir hesabınız olabilir. Orada sürekli bir aktiflik durumu olması lazım. Para girişi, para çıkışı olması gerekiyor. Ve benim gibi son başvurumda özellikle hani okulum bitmişti. Okumuyorsanız, okuyorsanız sıkıntı yok bu arada. Yani aktif bir şekilde öğrenciyseniz sizin geri döneceğinizi düşünüyorlar açıkçası. Zaten ret verme sebeplerinin ana sebebi sizin geri dönmeyeceğinizi düşünmeleri, yani iltica etmeleri, orada kalmanızı düşünmeleri. Ben sigortalı bir şekilde işe girdim. 2 aylık bir girişim oldu filan. Hani bunun olumlu açıdan bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri niyet mektubu, iyi bir niyet mektubu. Aslında kendinizi iyi bir şekilde ifade etmenizi, şimdiye kadar neler yaptınız, gelecekte neler yapmak istediğinizi bunları güzel bir şekilde aktarmanız gerekiyor açıkçası. Cevap süresinden bahsedeyim. Arkadaşlar ben 2 kez ret yedim şimdi. Bu ret yediklerimde bana yaklaşık 2 ayda cevap geldi. Yani açıkçası hani bıktırıyorlar artık. Yani hani o kadar geç cevap veriyorlar ki diyorsunuz ki zaten aslında ret geleceği belli oluyor. Yani ben şahsen çevremde hiç görmedim yani 2 aylık yani 7 hafta zaten siz ilk başta pasaportu falan işlemlerinizi bitirdiğinizde size diyorlar ki 4 ila 7 hafta süresince cevap gelecek diyorlar. Eğer 7 haftaya falan sarkıyorsa bilin ki aslında olumsuz olacak sonucunuz. Sonunda yani son başvurumda 3. haftanın sonuna doğru cevap geldi. Yani çok hızlı geldi ve ben hiç beklemiyordum. Böyle bir bilgi yani eğer sizin başvurunuz olumluysa
çok kısa sürede cevap geliyor arkadaşlar. Bir ay sonunda cevap geliyor yani. Ve benim hani bu dediğim süreç 2021'de başlayıp 2023'te gidiyor olmam süreci aslında çok uzun ve meşakkatli bir zamandı. Çünkü çevreden ve hani söylemlerden artık böyle en ufak şeyden rahatsız olmaya başlıyorsunuz filan. Yani birazcık alıngan ve sinir stres katsayınız çok artıyor. Sağ olsun ailem aslında bana çok destek oldu. Yani bu süreçte hep kararımın arkasında durdular. Durmasalardı bu son başvuruyu muhtemelen yani yapılmazdı yani. Çünkü uzun sürdü ve artık hani bir şeyler yapmanızı bekliyorlar. O yüzden çevre ve strese aslında hazırlıklı olun. Ailenize de kendinizi güzel bir şekilde ifade edin. Ve en önemlisi bence yani ben genelde işlerimi yaptırırken yani bilmediğim bir işte bilen birisine danışmayı çok önemli buluyorum. Ve bu işlerde bizim aile dostumuz olan ve bu işleri benim daha öncesinde Schengen vizesi almamda da yardımcı olan Mustafa abi vardı. Mustafa Koç. O çok yardımcı oldu. Yani randevumdan en ufak detaya kadar her mesaj attığımda yani yarım saat içinde geri dönüşleri, aradığımda telefona dönüşleri falan. Gayet güzel ve etkiliydi açıkçası. Yani çevrede mesela bana sorular geliyordu. Ben acaba onlar doğru mu diye düşündüğümde mesela hani bir şey diyorlar. Kafam karışıyor mesela. Rahatlatmak için mesela bir şey sorduğumda bana cevap geliyordu mesela. Bu da çok iyi bir şeydi bence. Zaten mailini aşağıya koyacağım. Benden geldiğinizi söylerseniz ve yani bu vize süreçlerinde size uzaktan olabilir. Denizli'de yaşıyorsanız Denizli'den yani yüz yüze filan yani yardımcı olacaktır. Öyle bir bilgi. Yani bence açıkçası özellikle zaten İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığı için hani vizelerde sıkıntı oluyor zaten. Bence hiç işinizi riske atmayın. Zaten başvurmak belli başlı bir maliyet. O yüzden işi bilen birisine aslında yardımlaşmak daha iyi bir şey. O yüzden aşağıya ben mailini bırakıyorum. Oradan mail ile kendisine ulaşabilirsiniz. Benden geldiğini söylerseniz de size zaten yardımcı olacaktır. Söylemeseniz de yardımcı olacaktır ama size olumlu bir şey olur yani. Videoyu kapatmadan önce de şunu hatırlatmak istiyorum. Ben daha yeni aldım mesela. Harç pulu muhabbeti var. Havaalanında uğraşmak istemezseniz, son anda böyle hani sıkıntıya girmek istemezseniz Ziraat Bankası'ndan alabilirsiniz. Yani devlet bankalarında var zaten internette yazabilirsiniz. Şu an 150 liraydı ama 300 liraya olacak yeni yılda artık. Onun son kullanma tarihi diye bir şey yok zaten. Hani almanız sizin için hani öncesinden almanız en azından havaalanındayken uğraşmamanız sizin için daha iyidir diye düşünüyorum. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa yorumlarda konuşabiliriz. Öyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.